geçmişteki büyük mazimizi, okçuluk mazimizi tekrar hatırlattık. Bütün dünyaya 5 senedir bir kadar Türk okçuluğu yarışma stillerini devamlı tekrarlaya dünyaya kabul ettirdik diyebiliriz. Hanımefendiler, beyefendiler, ülkemizin ve dünyanın 20 ülkesinin dört bir yanından Biga'mıza teşrif eden çok kıymetli konuklar, hepinize hoş geldiniz diyorum. En derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biga'mıza gelerek 5. Uluslararası Biga Asya ve Avrupa Avrasya Okçuluk Müsabakalarına teşriflerinizden dolayı hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyor, selam ve saygılar sunuyorum. Bir avuç çılgın, onlar şu anda aramızdalar. Onların isimlerini belki tek tek zikredemeyeceğim. Bir avuç çılgın, çılgın Türk'ün başlattığı bu geleneksel spor bugün 55-60 civarında kulübe ulaşmış. Ve bizim sınırlandırmamıza rağmen bugün Türkiye'nin dört bir yanından katılan 600'ün üzerinde sporcu bulunmaktadır. Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı aramızda, Mr. Bone. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu AS Başkanı, Başkan Vekili aramızda. Kırgızistan Etnik Sporlar Bakan Yardımcısı aramızda, Etnik Sporlar Federasyonu Genel Sekreteri, Genel Başkanı aramızda, Dünya Etnik Sporlar Federasyonu ve ülkemizin en saygın geleneksel okçuluk kulüpleri aramızda. Ben bütün grup liderleri ile beraber katılan bütün sporcuları en yürekten dileklerimle alkışlıyorum. Bir teşekkürle en yakınlarıma, benim bu stresli günlerimde kahrımı çeken eşime ve çocuklarıma da çok teşekkür ediyorum. Beşincisini yaptığımız Avrasya, bu bir markadır. Bu markayı kazandıran, bizlere kazandıran bütün o saydığım bütün dostları, özellikle Metin Ateş'i tebrik ediyorum. Avrasya, 5. Avrasya Uluslararası Okçuluk Müsabakalarının kazasız belasız hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını diliyor. Hepinize en derin teşekkürlerimi sunuyor. Selam ve saygılar sunuyorum. Kınında kalkanlar nerede? Yerde kılıç kalkan oynar. Ecdat kına deyince, yiğit ana deyince, toprak yerinden oynar, kılıç kalkana deyince. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Osmanlı kılıcı. Ottoman Sword. Sayın Yıldırım, thank you. Yıldırım Belediye'mizin. Efendim, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Başarılar diliyorum.
Atla Gezinti programında ayağımızın tozuyla Biga'ya geldik. Bizler Biga'ya yabancı değiliz. Sayın Biga Kaymakamımız Fatih Genel'le başladığımız zaman ilk Havran'da 15 kişiyle başlamıştı ve bugün uluslararası boyuta geldi. Tabii ki bu işin diğer mimarlarından Sayın Metin Ateş yanımda ve tabii ki çok bu da önemli bir insan ve yabancıları da sağ olsun buraya getiren insanlardan bir tanesi bu işin mimarlarından. Yanında şu anda İspanyollar var ve bakalım Metin Bey şu anda sohbetlerimizi İspanyol vatandaşların sohbeti nasıl olacak? Bir kendisine burayı soralım. Evet Metin Bey. İspanyol... Öncelikle sizden başlayalım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk. Burası gene böyle doldu taştı okçularla. Güzel bir dünya artık yarışması yapılıyor burada. Dünyanın en büyük okçuluk yarışması gerçekleştiriliyor. İspanya'da sağ olsun. Misafirlerimiz evet, İspanyolcam çok iyi olmadığı için ben İngilizce soracağım kendilerine. Maşallah. Öncelikle şöyle kısa bir sohbete başlayalım. Evet. Bugün gene Biga'dayız. Yes. Yani 5. yılımız. Maşallah nereden nereye geldiğimizi bizler görüyoruz ama siz öncelikle nasıl görüyorsunuz Biga'daki okçuluk müsabakalarını? Ya şöyle 2009'da bu işe böyle yarı amatör bir şekilde en azından yarışmalara başladığımızda atlı okçulukta burada işte Sami Genel, Fatih Genel Bey, Kaymakam Bey'in ağabeyi gene Fatih Genel Bey'le bu işlere başlandığında kendi çapında bir lokal organizasyon, birkaç da uluslararası arkadaşımızı tanıdığımız, davet ettiğimiz bir organizasyondu. Biga'ya geçmesiyle birlikte 2011 yılından beri burada yapılan organizasyonlar her yıl yani kaydedilir, gözle görülür bir şekilde hem katılımcı evet hem katılımcı sayısı hem yarışma kalitesi hem bunun çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler bakımından sürekli gelişti ve bugün gelinen noktada artık hani şu gözümüzü açtığımızda görüyoruz bugün 600'e yakın sporcunun yarıştığı bir yarışma haline geldi ki bu dünyada yapılan en geniş yani. Katılımlı geleneksel okçuluk yarışması yani bu çok rahat söyleyebiliriz dünyada yapılan en büyük katılımlı yarışma. Burada Dünya Federasyonu Başkanımızın temsilcileri gene genel sekreterimiz burada. Yani onlar da artık takip ediyorlar burada yapılan gelişmeleri. Burada yapılan denenen işte müsabakalar bir sonraki dünya Kore'de yapılan müsabakalarda uygulanır hale geliyor. Böyle artık Türkiye geleneksel okçuluğun dünyadaki yönünü çizen bir şey haline geldi. Aslında kabuk kırılma seçiyoruz değil mi Metin Bey? Evet, yani evet, evet. Osmanlı ruhunu yavaş yavaş almaya başladık. Evet, yani bunu 2007 yılında ilk böyle gittiğimizde 2000 oradaki şeyler bu işin merakları diyorlardı ki biz artık çok mutluyuz. Bu işi Türk okçuluğunu Türklerden öğreneceğiz. Değil mi ya? Neyse yani, dahil ettiler yani. Dahil olduk biz aslında. Biz de yani Allah yardım etti. Buradaki işte arkadaşlarımız sağ olsunlar katkılarda bulundular. Bu işi öyle hep beraber yani o iş layık olduk herhalde. Geleneksel okçuluk müsabakalarıyla ilgili neler söylemek ister? Ortamı öncelikle nasıl buldu katılımı? Türklerle ilgili neler söylemek ister? What do you think about the traditional archery competition held in Biga and in Turkish archery? Yes, I have come 4 times. Bu 4 kez geldim. 4 times and it has progressed very much. In the 4 times I've come, every time there is much more people doing it. Yani 4 kez geldim Türkiye'deki yarışmalara. Her geldiğimde daha fazla insanın katıldığını görüyorum burada diyor. Yani onu görmüş. İnşallah if I live more I will come more times. Eğer yaşarsak Allah ömür verirse diyor daha katılacağız. Geleceğiz. İnşallah. Peki Türkleri nasıl buldu? Yani okçuluktaki Türklerimizi. Evet. Yani maşallah artık biz bir kıvılcım yakaladık ve şu anda çok başarılı sporcular çıkıyor şu anda bizlerden. Kendilerine dikkatli insanlar var mı? Yani bizim okçularımızla ilgili genel düşüncesi nedir? Atasporumuz diyoruz ama geç yakaladık bunu. Yani bu sadece Türk olarak değil bütün İslam dünyasının da kökeninde olan bir köklerimiz diyor bu. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir okçuydu diyor. Kolay değil kaymakamların bu işin içerisinde olması. Büyük, sağ olsun bu da meraklı. Büyük, onunla ilgili yine duyuyoruz. Evet yani ben önce bir şey yani söyleyeyim yani büyük bir risk yani bir, özellikle bir devlet adamı için hani risk alabileceği bir işi yapmak büyük bir risk. Hani burada birinin kaşı çizilse kaymakam bey sorumlu bundan. Hiç bu riskleri göze alarak yani okçuluğun lokomotifi olan insanlardan bir...
başarılı sonuçlar aldın. Bu yılki başarını nasıl bekliyorsun? Nasıl kendini yetiştiriyorsun? Antrenmanlarımız çok yoğun şekilde devam ediyor. Nasıl antrenmanlar yapıyorsun? Her gün yaklaşık bir 4 saati bulan antrenmanlar yapıyoruz veya bu daha da fazla çıkıyor. Nasıl bir antrenman? 4 saatlik antrenman. İzleyenlerimiz bilmiyor. Bunları açıklayalım. Önce malzemelerimizi kontrolle başlıyoruz. Malzemeler kontrol ediliyor. Oklar tamamlanıyor. Ardından antrenmana geçiliyor. Burada belirli metreler var. 30, 45, 60, 75 ve 90 şeklinde. Önce bunları deniyoruz. Hangisinde sıkıntınız varsa, örneğin 75 metre sıkıntınız varsa o gün boyunca ona yoğunlaşıyoruz. Bu şekilde sıkıntılarımızı gidermeye çalışıyoruz. Buraya da gerçekten çok yoğun bir hazırlıkla geldik. Şimdi takımımız adına. Yatışılacak. İnşallah. Nasıl bir aşk? Ok yay. Büyük aşk. Kim tanıştırdı sizi? Beni babam işinden dolayı arkadaşları yapıyordu. Onlarla birlikte ben de heves ettim. Birlikte gelmiştik. Ondan sonra en başta okçuluğu kulübe sokamıyorlardı. Şimdi çıkartamıyorlar bu şekilde diye. Peki ok yaydan çıktığı zaman heyecan nasıl oluyor? Şu anda Mürşit abi vuralım. Ok yaydan çıktı. O heyecan nasıl oluyor, atmosfer? Canlı olmaz da putaya olduğu zaman çok başka bir şey oluyor. O anda zaten ok yaydan kirişten fırladığı anda sizin stresiniz, sıkıntınız da gitmiş oluyor. O anda heyecanınızla bakıyorsunuz. Zaten attığınız zaman anlarsınız okun vurup ya da vuramayacağını. Vurduğu zaman zaten anlatılamıyor, anlatılmaz yaşanıyor. Ne yapıyoruz bu vesileyle? Atalarımızı yad ediyoruz değil mi? Evet. Cetlerimiz neler yapmış? Nasıl bir okçuluk müsabakası yapmış? Hele bu kıyafetler içerisinde olmak büyük bir heyecandır. O yüzden bu heyecanı yaşamak isteyenlerimizi mutlaka ne yapıyoruz? Buraya okçuluğa. Yani ister yaya okçuluğu olsun, ister atlı okçuluk olsun. Evet. Bu sporumuza ne yapalım? Sahip çıkalım. Avrupalılar bizden daha iyi sahip çıkar ama biz 5 yıldır maşallah 6 yıldır bu sporu iyi bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz ve ilerlediğimizi de görüyoruz. İnşallah hedefimize durmadan ne yaparız? Devam ederiz. Devam ederiz inşallah. İnşallah. Yay, ok, atışlar. Senin heyecanın nasıl oluyor bu güzel spor yaptığın zaman? Pek fazla. Aslında heyecan olmaması gerekiyor bu sporda. Yoksa heyecandan her şeyi kaybedebiliyorsun bazen. Var mı başarılı atışların? Var. Ne var? Amasya'da 3. oldum. Maşallah. Demek ki görünmeyen gizli ceferler Konya'dan çıkıyor. Bugün bizi vurmayasın yanlışlıkla. Yok, estağfurullah. Ok yerden çıkınca heyecan nasıl oluyor? Anlat bakalım ekrandaki izleyenlerimize. O ayrı bir şey. Anlatılmaz yaşanır. Kalbimiz ne yapıyor? Güp güp oluyor değil mi? Yok, öyle bir şey olmuyor. Yani sevgili izleyenler, Halime de heyecan yok ya. Ben heyecanlıyım. Bunu heyecanlı mı aldınız? O binici çok soğukkanlı maşallah ya. Evet, hem binicilik. Var mı binicilik? Binicilik de var o yüzden. Seninle korkmaya başladım ben ya. Evet sevgili izleyenler, çekimlerimize devam edeceğiz. Biga'da bugün ikinci günümüz. Dün güzel bir açılış oldu. Yemek açılışı, tanışma programı oldu. Sağ olsun Biga Kaymakamımız Sayın Fatih Genel ve tabii ki diğer katılımcılarımızla birlikte güzel bir program oluyor. Bakalım Biga'da okçuluk müsabakası bugün nasıl olacak? Hep birlikte izleyelim. Okçuluk 5 yılda nereden nereye geldi? Bu işin mimarı ve tabii ki
Biga Kaymakamımız Sayın Fatih Genel'le Biga'da sohbetlerimizi yapıyoruz. Şu anda dediğim gibi müsabakalar devam ediyor. Bakalım bu işin mimarı Sayın Biga Kaymakamımız neler söyleyecek bir dinleyelim. Evet. Sayın Kaymakamımız tekrar merhabalar. Dostum bu sizinle 5. değil 6. kez beraberiz. Havran'dan beri beraberiz. Nereden nereye geldiğini en iyi bilenlerden sizsiniz. Bundan 10 yıl önce Türkiye'de ok atan sayısı geleneksel usullerle iki elin parmağı kadar yokken şu anda binleri aştı. Maşallah. Büyük bir gelişme. Ok yaydan çıktı bir kere. Artık bunu biz bile durduramayız. Zaten öyle bir niyetimiz de yok. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu sene geçen sene başladı aslında bu. Çıtayı yükselttik. Nasıl Maşallah. Yükselttik? Avrupa'da EOKA diye bir müsabaka organizasyonu var idi yıllardır. Biz buna bir çeşit bunun gibi hatta bunun bir tık üstü Avrasya okçuluk müsabakaları ETRAC diyoruz buna. Yani Eurasian Traditional Archery Competition. Yani Avrasya okçuluk müsabakaları adı altında bunu başlattık. Aslında Türkiye bir okçuluk müsabakaları alanında bir marka kazanmış oldu. Bu marka gittikçe büyüyecek inşallah. Ve şu anda bildiğiniz gibi 20 tane ülkeden 130'un üzerinde yabancı sporcu var. Ta Uruguay'dan gelenler var. 38 saat uçak yolculuğuyla Biga'ya ulaştılar. Bu inanılmaz bir şey. Yani 38 saatlik bir yoldan ta Kore'den Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı burada. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Vekili burada. Kırgızistan Spor Bakanı Yardımcısı ve Etnik Sporlar Federasyonu As Başkanı burada. Çok güzel, heyecanlı bir organizasyon. Türkiye'de her sene artıyor. Biz bile hızına yetişemiyoruz. Şu anda 55'i geçti. Geçen sene 33 civarında kulüp vardı. Şu anda 55'i geçti. Ve geçen senede bugün bu senede şöyle bir durum var. Türkiye'de ne kadar geleneksel okçuluk ne kadar geleneksel okçuluk spor kulübü varsa tamamı şu anda burada. 600'ün üzerinde Türk sporcu var şu anda. Bu inanılmaz bir katılım, rekor bir katılım. Artık Biga okçuluk müsabakaları dünyanın en iyisi dersek abartmış olmayız. Ben kazasız belasız sonuçlanmasını diliyorum. Biga'da tabii bu devam edecek mi? En çok da buranın insanları bunu merak ediyor. Güzel. Ve bugün hayali gerçek oldu ama sizi çok neyi canlandırıyor? Ne mutlu ediyor böyle arka kıta burada? Şimdi evet bu ne mutlu ediyor? Halkımızın, Türk milletinin
Türkiye'nin dört bir yanında bu spora gönül vermeleri, bu işi yürekten yapmaları, bunu bir ataspor olarak görüp, hatta bir peygamber emaneti gibi görüp, buna manevi yanlarını da dikkate alarak sahip çıkmaları bizim için büyük bir onur. Şu anda emin ellerde olduğunu görüyoruz, mutluyuz. Ve ben burada bir teşekkürde bulunmam gerekiyor. Sizler sayesinde oldu bu. Çok değerli medyamız Kanal 35 bunu çok yakından takip ediyor. Sizler sayesinde olduğunu ben düşünüyorum kesinlikle. Bu bir övgü değil, iltifat değil. Bu bir gerçek. Bu arada ana sponsorumuz İçtaş, Gençlik Spor Bakanlığımız, Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ve Akraba Toplulukları ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığımızın büyük onların katkılarıyla yapıldı bu organizasyon. Burada valiliğimize, Çanakkale valimiz Ahmet Çınar'a, tabii ki Biga Belediyesi'ne, Gümüşçay ve Karabiga Belediyelerine, burada asla emeğini unutmayacağımız Sayın Büyüğümüz Çanakkale Seramik Onursal Başkanı İbrahim Bodur Bey'e ve Türk Hava Yolları'na, emeği geçen bu arka mutfak bölümünde çalışan çok böyle insanüstü gayret gösteren dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ve Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Sami Genel, Genel Sekreteri Ömer Koç ve Dış İlişkiler Sorumlusu Metin Ateş sayesinde oluyor. Ve bu arada da tabii insanüstü çalışan başta genel koordinatörümüz Musa hocamız olmak üzere inanılmaz bir ekip var. Ben hepsine, dünyanın dört bir yanından gelen tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Kazasız, belasız, hayırlı bir organizasyon diliyorum. Tam böyle riskli bir yerdeyiz ama evet, bu işin heyecanı burada zaten. Çek İnşaat'ın sunduğu Murat'la gezinti devam edecek. Yıllardır mutfaklarınızda Orkide. Sağlıkla, güvenle. 40 yıl önce bir hayalim vardı. Bu yolda mücadele ettim, inandım, çok çalıştım. Doğduğum toprakların gücünü hep yanımda hissettim. Beni bugünlere getiren bunlar oldu. Biz de bir hayalin peşinden koştuk, hazmettik, büyüdük. Ama kalitemiz, milli kimliğimiz 40 yıldır hiç değişmedi. Şimdi de yeni markamız BluePet yakıt istasyonlarıyla Türkiye yollarındayız. Yüksek standartlarda ürün, benzersiz hizmet için BluePet'e gelin. Ulusal sermayenin gururu Ergaz'dan, Türkiye'nin gücü BluePet. Milletimize hayırlı olsun. Damaklarınızdaki lezzet ekiz diye yazılır, zeytinyağı diye okunur. Musa Çiçek İnşaat'ın sunduğu Murat'la gezinti devam ediyor.
bir soru. Demin o soruyu sormuştunuz. Evet. Biga'da bu devam eder mi? Eder, evet. Bana yüzlerce insan bunu soruyor. Ben de mutlu oluyorum. Ben Biga'da geleneksel Türk okçuluğunun ve atlı ve oklu gösterilerin, etkinliklerin bundan sonra artık durdurulamayacağını düşünüyorum. Ancak bu uluslararası Avrasya okçuluk müsabakaları illa burada olmak zorunda değil. Burada bu atlı okçuluk ve okçuluk, geleneksel Türk-Osmanlı okçuluğu devam ediyor. İştaş spor kulübümüz var burada. Çok güçlü bir ekibi var. Aynı zamanda Çanakkale'de Mergen Okçuluk Kulübü kuruldu. Harika insanlar, çok güzel çalışıyorlar. Onlar sayesinde bu devam edecek, bunda sorun yok. Ama Avrasya okçuluk müsabakaları belki de Seyhan Nehri'nin kenarında ya da Seyhan Gölü'nün kenarında belki de gerçekleşecek. O yüzden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Okçuluk kolay mı? Yani öğrenince kolay. Burada kazalar oluyor. Dikkat etmek gerekiyor. Kolay bence yani. Şu an durumun, yani geçen yıla göre, diğer yıllara göre kendini geliştirdin mi? Başarıların var mı? Bu Biga'da katıldığım ilk atlı okçuluk yarışması. Şu an iyi gidiyor her şey. Güzel, bakalım. Ne yaptın bugün? Atışların nasıl oldu? Atışlarım şu an 4. tura geçiyoruz. İyi şimdiye kadar. Kaç bir soru. Atışlarda? 4 puan var, en fazla 6. Öyle gidiyor bakalım. Anlat heyecanını, şu an at üstündeki heyecanını anlat izleyenlerimize. Yani yaya okçuluğuyla atlı okçuluk arasındaki fark nedir? Çok farklı ikisi. Burada canlı bir hayvanla beraber bir çalışma... Temas halindesin. Evet, temas halindesin. Biraz stresli oluyor ama birkaç tur sonra kendine geliyorsun. Şu an her şey yolunda. Nasıl yani, şu anda memnun musun bu güzel katılımdan? Okçuluk müsabakalarına gittikçe ilgi artıyor. Evet, çok güzel, katılım yeteri kadar fazla. Harika. Herkese tavsiye edersin değil mi, bu güzel? Tabii. Sporumuzu. Gelip izlemelerini de tavsiye ederim.
Evet sevgili izleyenler, diyoruz ya Biga Okçuluk müsabakalarında nasıl başarılar oluyor, nasıl katılım oluyor? Bakın şu anda hem yurt dışında hem Türkiye'nin bir diğer ucundan misafirlerimiz oluyor. Ve şu anda nereden var? Hadi gel Erzurum'a gel diyoruz ya, işte Cağ Kebabı'nın başkentinden şu anda Erzurum'dan katılan kimle beraberiz? Fatihcan Özer abi. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, teşekkür ederim. Nasılsınız? Anlatın bir izleyenize ambiyansı. Nasıl bir ortam var şu anda? Çok güzel bir ortam var burada. Yani düşündüğümden daha iyiydi gerçekten. İlk defa katılıyorum Biga'ya ama çok mutlu oldum gerçekten. Kim iddialı? Yani Erzurumlar hatta iddialı olduklarını söylüyor. Şu anda rakipler nasıl? Rakipler çok kuvvetli abi. Ben de daha yeniyim. Yani çok iyi olduğum da söylenemez ama gerçekten de çok mutluluk verici. Nasıl başladı bu aşk? Bu aşk aslında 4 sene önce Erzurum'da bizim oralarda atlarla ilişkilerimiz bayağı kuvvetli olduğu için cirit oynuyorum ben aynı zamanda da. Evet. Hem de bu sporumuzu geleneksel olarak tekrar devam ettirmek istiyorum. O yüzden... Yani atı sporumuzda ne var? At, avrat, silah. Aynen öyle abi, aynen öyle. Peki heyecanını anlat. Yani şu an at üstünde yaya okçu, tabii şimdi at üstündeki okçuluk çok zordur. Evet. Yani nasıl bir zorlukları var bu işin? Ya bu işte şöyle bir şey var. Canlı hayvanla berabersin. Hani gidiyorsun o anda atış yaparken işte vuracağım mı, vurmayacağım mı? Yok okyaydan çıkacak mı? İşte tirkeşe takacağım mı? O gibi şeyler bayağı insana heyecan veriyor. Peki okyaydan çıkınca heyecanlı. Nina ile beraberdik ve burada Nina ile beraberiz. Bakalım nasıl gidiyor Biga Okçuluk müsabakasında ikinci gün müsabakaları. Müsabaka şimdi başlıyor benim için. Evet, nasıl gidiyor? Hala başlamadı. Çok güzel, hava da güzel. Rüzgar var. İnşallah iyi olur. Heyecan nasıl? Yani buraya geldiğiniz zamanki heyecanınız nasıl oluyor? Aa. Uluslararası bir ortamda yapılan bir güzel bir müsabaka. Biga'ya gelmeye ben hep çok seviyorum. Tabii sizler bugün ne yapacaksınız mesela? Bugün yarın ne yapacaksınız? Bugün müsabaka var. Atla horse archery. Evet. Atla şovumuz olacak mı yine şovumuz? Yarın olacak. Yapacaksınız değil mi ya şovunuzu? Evet, bizim Bulgaristan şovu yarın biliyorum. Olacak. Güzel bir şov oluyor sizde. Ekip yine aynı ekip mi geliyor? Geldi. Aynı, hep aynı ekip geliyoruz. Peki burada en çok ne hoşunuza gidiyor bu güzel ortamda? Sağ olsun bir kaymakamımız Sayın Fatih Genel çok güzel bir organizasyon yaptı. Gidecek katılımlar var. Her sene organizasyon süper. Süper gidiyor. En keyifli an ne oluyor? En keyifli an sizin için keyifli yani mutlu verici. Evet evet, ben hep mutluyum buradayken. Maşallah. Ok yaydan çıktığı zaman heyecan nasıl oluyor? Ok yaydan çıkınca? Çok güzel her şey. Çok teşekkür ederim ben de sana. Ben her şey gönlünce olsun. Nilay sağ olasın.
heyecan var değil mi? Buraya geldiğimiz zaman ne oluyor? Heyecanımız artıyor. Vallahi bu festivaller olmasa zaten bu iş çekilmez yani, öyle söyleyeyim. Sıkıntısı çok, her şey çok ama elhamdülillah eğleniyoruz. Muhteşem tabii. Şimdi şunu soracağım. Zorlukları nelerdir? Yani tabii ki bir çilekeşliliği var tabii ki bu işin. Ya şimdi nedir, biz atlokçuluk yapıyoruz. Atalarımızın bir lafı var. Hani Allah kimine at verir meydan vermez, kimine meydan verir at vermez. Evet. Biz şimdi ikisini birden denk getirmek durumundayız. Sadece burası değil. Yani biz kendi evlerimizde çalışmalıyız ki bunu buralarda bir başarılar elde edelim. Yani sadece burası burada burayla kalsa bu iş yapılmaz. Kendi evimizde hakikaten zevk alarak yapıyoruz. Çok zor şartlarda parkurlar oluşturuyoruz, atlar alıyoruz, okçuluk yapmaya çalışıyoruz. Okuydu yayıydı falan. Hakikaten sıkıntılı ama çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Kayseri. Ben Kayseri Sancağı Atlokçuluk Spor Kulübü'nden maşallah, geliyorum. Bir de ne oldu? Hayalde gerçek oldu aslında değil mi? Biz tabii ki bir kaymakamımız Sayın Fatih Kenel'le Havran'la başladık. Aynen. Kimse yoktu. Aynen. Sizde var mıydınız bilmiyorum orada. Havran'da yoktum. Bigay'la başladım ben. 4-5 sene önce Bigay'la başladım. Bakıyoruz maşallah. Aynen. Uluslararası boyuta geldi. Evet. Keyiflendiriyor değil mi aslında kesinlikle, bizi bu? Kesinlikle. Atasporumuzu yaşıyor. Kesinlikle. Çok büyük emekleri var. Yani bu organizasyonlarda emeği geçen ve bu uluslararası organizasyonlarında gittikçe sayısı çoğalıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Türkiye'de yapılan uluslararası organizasyonların sayısı çoğalıyor. Burası da bunların mihenk taşlarından biri. Ne güzel. Peki siz güzel bu arenada en çok ne mutlu ediyor? Ya bu arenada en çok bizim arkadaşlarımızı görmek, dostlarımızı görmek. Aynı camiden. Başka hiçbir şey konuşmuyorsun. At, okçuluk. Ondan sonra konuştuğumuz tek şey bunlar. Bir de oluyor. Dostları görüyoruz. Tabii. Ve dünyanın her tarafından arkadaşımız var şimdi yani. Maşallah değil mi ya? Aynen. O zaman aynen. Ne yapıyoruz? İzleyenlerimizi bu güzel ortama bekliyoruz inşallah. İnşallah. Yıldır Big Okçuluğa geliyoruz ama tabii ki bu işin doğayanları Neslihan da yanında. Artık ne yapıyoruz? Hep birbirimizi tanıyoruz bu güzel müsabaka geçtiğinde. Doğru. Tekrar hepimiz beraberiz. Tanıyoruz. Evet doğru. Ne güzel bir ortam. Anlatalım izleyenlerimize. Nasıl bir ortam var? Öncelikle Biga'da. İlk önce mükemmel bir organizasyon. Çünkü hani evlerimizde bile 10 kişi bir anda gelse ne yapacağımızı şaşırırız. 1000 tane sporcuyu buraya gelip burada misafir etmek, ağırlamak, bu sporcuların birbiriyle uyumunu sağlamak. Yani emin olun insanüstü bir çaba. Bu tek başına yapılacak bir şey değil. Tabii Fatih Bey'e bu konuda çok teşekkürlerimizi sunmak ayrı bir şey. Ama bununla beraber tabii Biga'daki herkesin de payı var. Çünkü biz yabancı olarak yolda gezerken gıpta ediyoruz. Gülümsediklerini görüyorsunuz her şeyden önemlisi. Çünkü biz de buraya geldiğimizde yabancıyız. Başka bir şehirden geliyoruz. Sırf onun için bile gelinir buraya yani. Değil mi? Peki nasıl bir aşk? Bir öncelikle anlatalım izleyenlerimize. Her sene soruyoruz bu soruyu ama bu yıl tekrar sormak istiyorum. Bir ok, yay, at üstündeki okçuluk. Yani nasıl bir heyecan, nasıl bir durum yaşıyorsun? Atın üstündeki ok atarken senin heyecanın. İzleyenlerimizi nasıl bunu çağırabilirsin bu güzel atasporumuza? Ya ilk önce şöyle atı yani... Canlı bir hayvana biniyorsunuz. Onunla uyum içinde olmanız gerekiyor. Her parkurun kendine göre bir heyecanı var. Yani mesela bundan önce Tokat'taydık. Sağ olsunlar, onlar da çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Oradaki parkurun ayrı bir heyecanı var. 5 yıldır buraya geliyoruz. Her parkurun gene bir ayrı heyecanı var ama herhalde en çok şeyde dizginleri bırakıp yayı çektiğiniz zaman dizginleri bırakıyorsunuz, ayrı heyecanlanıyorsunuz. At parkura giriyor, ayrı heyecanlanıyorsunuz. Oku çekip yani bıraktığınız anda ayrı heyecanlanıyorsunuz. Bir de o sesi duyduğunuz zaman mutlu oluyorsunuz artık. Hocam Sami Bey benim hocam. Sağ olsun çok şey ben yapıyorum. Neyse hanım, o konuya gireceğim ama kepazeli bir anlatır mısınız izleyenlerimize? Yani yeni başlayanlar ilk başlangıca kepaze denir. Bir kabzadaşınız olur sizden daha iyi. Ondan sonra sizi geliştirir. Ok atmayı öğretir. Ata binerken ok atmayı öğretir. Evet. Bununla beraber size yani gerekli bütün kuralları, adab, usul bunları da öğretir. Hocalarımızdan tabii ki. Hani sürçülisan aynen öyle. Sürçülisan ettiysek şimdi buradan da affola. En azından
çırak olmayı öğrendik diyelim. Çok yani bu aynen bu spor sayesinde çırak olmayı öğrendiğimizi umuyorum. İnşallah benim de öğrencilerim olursa o zaman ben de usta olacağım. Olacak inşallah değil mi? Okla yayı bir havaya kaldırıp göstersek izleyenlerimize. Şöyle bir aşkı gösterelim sevgili izleyenler. Bakın şu anda sevgili izleyenler, Kayseri'de katılan Neslihan şu anda ok yayı aşkını bize şöyle bir havalandırıp gösteriyor bakın. Evet. Sizler de mutlaka bu güzel spora sahip çıkın ve atı sporumuz yaşasın. Gerçekten tebrik ederim sizleri. Yani hem kardeşinizi hem sizleri hem diğer gizli kahramanları. Maşallah okçuluk müsabakasında nerelere geldiğimizi gördük. İşte ilk Havran'a başladığımız zaman iki elden az bir sayı vardı. Ve bugün bak maşallah alana sığmıyor ve kontenjanına sınır konuyor. Bu işin siz de mimarısınız. Öncelikle duygularınızı alayım. Hayalde gerçek oldu. Nasıl bir mutluluk var şu anda bu güzel tabloda? Göründüğü gibi gerçekten siz de Havran yani... 2010'du değil mi? Evet. 2010'dan beri bizi takip ediyorsunuz. Bizim sesimizi duyuruyorsunuz. Bunda sizin emeğiniz de çok. Hep beraber bir yerlere getirdik. Türk okçuluğunu layık olduğu yere getirmeye çalışıyoruz. Henüz başındayız. Ama çok büyük bir gelişme var. Hızlı bir gelişme var. Bu büyük ümit veriyor bize. Bu aşk nasıl bir aşk? Yani yaya at üstündeki okçuluk, yaya okçuluğu. Bu aşka izleyenlerimize biraz anlatır mısınız? Ben birinde Neslihan'la röportaj yaptım. Dedi ki biz kepazelikten yetiştik sağ olsun beni. Sami Genel yetiştirdi ama bir de sizden dinlemek istiyorum. Yani bu aşkı izleyenlerimize aktarmak istiyoruz. Neden bu sporu tercih etsinler? Hiç hayal etmediğimiz milletlerle kucaklaşıyoruz burada, sarılıyoruz. Bu hayvan sevgisi, at sevgisi iki canlının bir arada anlaşarak yaptığı bir spor olduğu için bunun önemi daha farklı. Yani bir cansız araçla yapılan spor bu zevki vermez. Değil mi? Burada uçuyorsun. Evet ya kesinlikle. Seni uçuruyor. At uçuruyor seni. Yani ok yerden çıkma gibi oluyor. Evet yani. Evet. Bunun heyecanını yaşamak lazım. Ancak öyle anlatılabilir. Hani demiş ya damdan düşen biri gelsin benim derdimi anlar. Gerçekten bunun zevkini insanlar binince anlıyor. Çok güzel bir spor. Kanal 35'e de çok teşekkür ederiz. İlgisini kesmediği için ayrıyeten. Ben de size çok teşekkür ederim. Her yıl bizleri davet ettiniz. Sağ olun, teşekkürler. Allah razı olsun. Şu anda İstanbul Atlı Okçuluk Kulübü'nden Dilara ile beraberiz. Yani Cemal Ünal'ın ekibinden. Bu yıl katıldın. Evet katıldım. Öncelikle anlat bir izleyenlerimize. Nasıl bir aşk? Yay, ok, at. Çok güzel. İyi bir aşk. Nasıl başladın? Yani yeni mi başladın? Yok 13 senedir yapıyorum. Senedir? Yani atlı okçuluğu değil. Atı biniyorum 13 senedir. Bebekliğimden beri. Maşallah. O zaman at sana yabancı değil. Evet değil. Kendi atın. 4 senedir falan. Evet kendi atın. Anlat izleyenlerimize yani bu güzel aşkı. Sen öncelikle at üstünde yay ok atışı yaptığın zamanki duyguların nasıl oluyor? Yani o durumu izleyenlere aktarmanı istiyorum. Güzel oluyor. Yani içimdeki o
sevgiyi dışarı vuruyorum. Güzel oluyor, eğlenceli. Nasıl başladı bu aşk? Babam sayesinde 4 sene önce atlı okçuluğa başladım. Baban da bu işi yapıyor mu babanla? Evet, yapıyor. Yani eskiden yapıyormuş. Maşallah. Bugün ne yaptın? Atışların nasıl oldu? Şimdi biraz önce çıktın mı bilmiyorum hiç. Çıkmadım. İkinci turda yarışacağım. İnşallah. Evet. Amaç burada kazanmak değil. Amaç burada nedir? Birlikte beraberlik, kaynaşma. Evet. Bakın sevgili izleyiciler, işte görüyorsunuz. İşte aşk böyle bir aşk. Bizler tabii ki Biga'da bu aşkın büyüdüğünü görüyoruz. Maşallah Türkiye genelinde okçulukta inanılmaz bir ilgi var. Ve şu anda bunun meyvelerini bizler yiyoruz. Sizleri de mutlaka bu güzel atı sporumuza bekliyoruz. Bizler de Biga okçuluk müsabakalarından çekimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili izleyenler, Biga okçuluk müsabakalarından çekimlerimiz devam ediyor. Ne yaptık sevgili izleyenler? Biraz önce atlı okçuluğu aldık ve tabii ki bir önce kimler vardı? Sayın Fatih Genel ve Sami Genel. Abi kardeş at üstüne attılar şu anda. Ok atışı yaptılar. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz gibi bu tarafta yaya okçuları sevgili izleyenler. Gerçekten burada kırana kırana mücadeleler var. Burada kazanan kimler oluyor? Dostluk kazanıyor burada ve şu anda sizleri yaya okçuluğuyla baş başa bırakıyorum. Bursa'dan mı geliyorsunuz? Evet, Bursa'dan geliyoruz. Her katılıyor musunuz? İlk defa katılıyorum. Ben 5 ay önce başladım bu spora. Vay maşallah. Yaş kaç? 50. 50 yaşında başladınız. Evet. Anlatın izleyenlerimize nasıl bir heyecan? Yay, ok. Valla tamamen farklı bir şey. Herkese tavsiye ederim. Hayır!
sevgili izleyenler, Murat'la Kesinti programı da Biga Okçuluk Müsabakalarında bugün ikinci günümüz. Tabii ki bizler ne yapıyoruz? Eski Biga Kaymakamımız Sayın Fatih Gelen'e misafiriz. Şu anda yeni Biga'nın kaymakamımız yanımızda. Bakalım Sayın Biga Kaymakamımız bu güzel ortamla ilgili ayağının tozuyla dün geldi. Neler söyleyecek bir dinleyelim. Sayın Kaymakam, öncelikle yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Yenge Hanım, sizi şöyle alabilir miyim? Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Size söylediğiniz gibi dün geldim. Maşallah. Dün öğleden sonraydı, gelip başladım. Keyifli bir ortam, keyifli bir ilçe gördüğüm kadarıyla. Bu etkinlikte ilçeye hakikaten büyük bir heyecan, büyük bir renk katmış. Tabii kaymakamımız, ayrılan kaymakamımız, şu anki Yüreğir kaymakamımız Fatih Bey'e teşekkür etmek lazım. Gerçekten güzel bir etkinliğe imza atmışlar. Dediğim gibi ilçeye bir heyecan katmış. İnşallah sizlere devam eder bu etkinliklerimiz inşallah. İnşallah, ama şöyle, yani benim önemsediğim asıl husus böyle etkinliklere vatandaşımızın, yöre halkının, yöre insanının, yöre kurumlarının katkısı çok önemli. Bunlar bizler gibi belli sürelerle gelip gitmiş olan insanların başlatıp vatandaşın, yere halkını devam ettireceği etkinlikler. Tabii isteriz, arzu ederiz ki bu etkinlik sürekli olsun, devamlılık kazansın. Ama vatandaşımızın da, yöre insanının da bu anlamda ciddi desteği olması gerekir. Onu beklerim ben de açıkçası. İnşallah. Seni tanıyalım. Bilgim adı. Sen neler söylemek istersin? Bugün nasıl buldun okçuluk müsabakalarını? Güzel buldum. Babanın ilk, yani bu babanın yeni görev yeri burası, Biga'yı. Beğendin mi? Yedi mi köfte buranın tatlılarından? Daha yeni geldin ama inşallah yiyeceğim. Peki seni keyiflendiriyor mu böyle okçuluk müsabakaları? Keyifli. Gönlünce olsun. Yenge Hanım, sizle kısa bir görüş alalım. Neler söylemek istersin eşinizle birlikte sizi? Valla yeni geldik. Yeni geldik Biga'ya. Gayet güzel gözüküyor. Zaten çok da uzak değilim, buralı sayılırım ben de. 40'lar 50 olarak. Öyle mi? Maşallah. Evet, bu yöreye yakınız. İnşallah güzel olur. Mutluyuz. Evet. Ya değişik bir ortam. İlk defa gördüğüm bir ortam. Daha önceden hiç karşılaşmadığım bir ortam. Gayet keyifli, güzel. İnşallah her şey gönlünüzce olur. İnşallah. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Başarılarla. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, Murat'la Gezinti programı olarak Biga Okçuluk Müsabakası çekimlerimizin bugün sonuna geldik. Haftaya bir güzel başka programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.
Musa Çiçek İnşaat Murat'la gezintiyi sundu.